Kardeşlerim akşam gece yarısıydı. Baktım bir mesaj var. Burada tıpçı kardeşlerimle haftada bir sohbet ederdim bir ara. Derslerden vakit bulup gelirdi buradan fakülteden kardeşlerimiz. Çarşamba akşamlarıydı. Epey zamandır yapamıyoruz. Oradan derslere gelen bir kardeşim şimdi büyük bir vilayette Doktor, yoğun bakım doktoru. Baktım, mesaj hocam diyor, benim testim de pozitif çıktı, işte dua buyurun diyor. Aradım hayırdır buyur kardeşim dedim. Evli, eşi hamile, ailesini Konya'ya göndermiş. Konyalı bir kardeşim, başka bir yerde görev yapıyor, büyük bir vilayette. Hocam diyor bir hasta geldi, üç arkadaş acil müdahale ettik. Aslında diyor hekimlikte imkan koruma, bütün bu tedbirler alınır ama diyor hastanın hali çok garipti diyor. Hemen biz müdahale ettik. Üç tane doktorduk diyor. Hepimize de hastalık isabet etti. Hastada şey yapamadık diyor. Yürüyerek geldi yoğun bakımda vefat etti diyor. Bir anda kuşattı, ciğerlerini kuşattı. Şimdi evdeyiz diyor kardeşlerim yoğun bakımda tabii yoğun bakımdaki hallerden anlattı. Şu an bir artış var dedi. Siz de görüyorsunuz. Sağlık Bakanı açıklıyor. Bilmiyorum bugün ne oldu, veriler nedir. Bir artış var. Biz Müslümanız. Resulullah Aleyhisselam zamanında Medine-i Münevvere'de veba yoktu. Ama buyurmuştu ki siz bir yerde taunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bir yerde bulunuyorsunuz, orada da bu hastalık varsa oradan dışarıya çıkmayın. Yani Efendimiz aleyhisselam karantinayı öğretiyor dünyaya. Ne zaman? 15 asır önce yaklaşık. Yokken bu hastalık orada. Daha sonra sahabe döneminde, Hazreti Ömer döneminde zuhur ediyor Şam taraflarında, Ürdün civarında. Oralarda zuhur ediyor. Ama Resulullah aleyhisselam nasıl korunulacak? Bütün dünyaya bunu o zaman telkin ediyor. Peki kardeşim şimdi devlet diyor ki evinden çıkması gerekenler çıksın. Ama maskeler ağızlarda olsun. O halde çıkın. Aralarda mesafeler olsun. Bu halde olmuş olduğunuz mekanlarda olun. Müslüman kardeşim ben sen hepimiz Bunlar riayet etme mecburiyetindeyiz, mecburiyetindeyiz. Başkalarının ölümüne sebep olursan bunun da vebali var. Elbette eceli takdir eden Cenab-ı Hak ama biz bu önlemleri almaya mecburuz. Onun için Allah rızası için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tembihatıdır. Onu da dikkate alarak bu kurallara uyalım, riayet edelim inşallah.